Selamun aleyküm. 18 Ekim'de dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 18 Ekim 1867. ABD Alaska'yı Rusya'dan 7,2 milyon dolar karşılığında alarak topraklarına kattı. Alaska, ABD'nin yüz ölçümü en büyük, nüfus yoğunluğu en az olan eyaletidir. 1912. Trablusgarp Savaşı'na sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine Osmanlı İmparatorluğu, İtalya Krallığı'ndan barış istemek zorunda kaldı. Barış Antlaşması, İsviçre'nin Lozan şehri yakınlarındaki Uşi kasabasında imzalandı. Yapılan antlaşma gereğince Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanınırken Osmanlı İmparatorluğu buradaki askerlerini geri çekecekti. Bu İtalya'ya Trablusgarp ve Bingazi'yi serbestçe işgal edebilme fırsatını veriyordu. Buna karşılık İtalya, elinde tuttuğu Rodos ve çevresindeki 12 adayı bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu'na geri verecekti. Ancak adaların Osmanlı İmparatorluğu'na teslimi hiçbir zaman gerçekleşmedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da adalar Yunanistan'a verildi. 1954. Amerika'da bir şirket transistörlü radyoyu üretti. Böylelikle hem radyoların hacmi oldukça küçüldü hem de açılma hızı arttı. Daha önce ampulle ısındıktan sonra çalışmaya başlayan radyo için artık böyle bir sorun kalmamış, maliyet bir hayli azalıp yaygınlaşması sağlanmıştır. 1974. ABD Başkanı Ford, Amerika Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye askeri yardımın kesilmesi hakkındaki kararını onayladı. Tüm Avrupa ve ABD, Kıbrıs Harekatı'nda Türkiye'yi işgalci olarak tanımlamış ve ambargo uygulama kararı almıştı. 2007. Pakistan eski başbakanı Benazir Bhutto, 8 yıllık sürgünün ardından döndüğü ülkesinde bombalı bir saldırıya hedef oldu. 126 kişinin öldüğü ve 248 kişinin yaralandığı saldırıdan Bhutto yara almadan kurtuldu. Bhutto'ya yönelen derin saldırılar durmayacak, 27 Aralık 2007'de Rawalpindi'de katıldığı seçim mitinginden ayrılırken bir suikast sonucu yaşamını yitirecekti. 2014. PKK'lilerin Kobani bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu'nun birçok ilinde eş zamanlı olarak Müslümanlara yönelik başlattığı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Van'da İslami kimliğiyle bilinen 65 yaşındaki Muhammed Latif Şener şehit edildi. 2019. Kudüs şairi olarak tanınan yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti.